Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Havalar çok sıcak ve serin serin çok güzel bir tatlı tarifim var sizlere. Vişneli sütlü bir tatlı, vişneli kubbe yapacağız. Elimde vişneler vardı normalde. Onları yıkadım, haşladım, kaynattım ve süzdüm. 3,5 su bardağı vişne suyu elde ettim. 3,5 su bardağı da ayrı bir tencerede süt. Her iki tane tencere kullanacağız. İkisini de aynı anda pişireceğimiz için. 1 su bardağı toz şeker, yine 1 su bardağı toz şeker olarak, yarım su bardağı nişasta ve yine yarım su bardağı nişasta olarak her iki tencereye de ekleyeceğim. Malzeme listesini videomun alt kısmında belirteceğim, yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Süt kısmı olan muhallebimize 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekledikten sonra iki muhallebiyi de aynı anda pişiriyoruz. Evet, sütlü muhallebimize 1 paket vanilya ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Yine vişneli karışımı görüyorsunuz arkadaşlar. Onu da güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde normal komposta kaselerini de yapabilirsiniz. Böyle tabak yoksa elinizde. Bir kepçe sütlü muhallebi, bir kepçe vişneli vişneli hazırlamış olduğumuz karışımdan olmak üzere. Kaplarımıza döküyoruz. Kaplarımıza muhallebi dökmeden önce güzelce ıslattım ve ıslak bıraktım arkadaşlar. Çünkü soğuduktan sonra çıkarması o şekilde daha kolay oluyor. Evet, yine sütlü karışımdan döküyorum. Beş tane kup çıktı bu ölçüden. Ama kuplar bayağıca bir büyük. Üstten çekim olduğu için hani biraz küçük görünüyorlar ama oldukça büyük. Siz küçük kaselerde de yapabilirsiniz. Evet, tekrar vişneli karışımdan döküyorum. Aynı şekilde kayısıdan da yapabilirsiniz. Çilekten yapabilirsiniz. İstediğiniz yazın meyve bol oldukça İstediğiniz meyveden hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Böğürtlenden de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan kaynatıp soğutup suyunu hazırlamak. Hazır vişne suyuyla da yapabilirsiniz ama ben çok fazla hazır meyve suyu tüketmek taraftarı değilim. O yüzden mümkün olduğu kadar her şeyi evde ev yapımı olmasını tercih ediyorum. Evet, son olarak vişneli karışımı üzerlerine eşit miktar bir şekilde bölüyorum. Üzerlerini güzelce düzelttikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Daha sonra soğuduktan sonra buzdolabında bekleteceğim. Yaklaşık 4-5 saat kadar kalması gerekiyor buzdolabında. Ama akşamdan yapıp ertesi güne de servis edebilirsiniz. O zaman daha da güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi tatlılarımızı buzdolabına kaldırabiliriz. Evet, ben ertesi gün bir gece beklettim dolapta. Şöyle kenarlarını çok hafif dokunuşlarla birbirinden ayıralım. Zaten hemen çıkıyorlar. Yapışmıyorlar kaseye. Kaseyi ıslatmış olduğumuz için çıkarmasında hiçbir sorun yaşamıyoruz. Evet, ters çeviriyoruz. Üzerlerine istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Çok hafif Hindistan cevizi ve ben fıstık, Antep fıstığı serpeceğim. Zaten kendisi çok gösterişli olduğu için hiç süsü püsü kaldırmıyor. Çok lezzetli de bir tatlı. Oldukça lezzetli, çok da hafif dondurma tadında bir tatlı olacak. Evet, tatlımızın iç görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar.
Mutlaka yapın diyorum. Masalarınızı şenlendirin, görsel olarak da çok güzel görünüyor. Evet, tatlımızın tekrar son haline gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar, malzeme listesini videomun alt kısmında yazacağım. Oradan tekrar kaçırdıysanız bakabilirsiniz. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.